Saygıdeğer izleyenler, bugün Ünye Küçük Sanayi Sitesi'ndeyiz. Yeninin yeni ismiyle Sıcak Demirci, eski adıyla Körükçü Salim Usta'nın iş yerindeyiz. Salim Usta'nın kendisi yok ama yaverleri burada. Biz bugün sizlere geçmişten günümüze insanoğlunun hayatını kolaylaştıran kazma, kürek, çekiç, aklınıza ne gelirse onları bu işi yıllardır yapan Ünye ve ülke kamuoyu ile tanıştıran ustalarımızla beraberiz. Şimdi bir tanesine yanaşıyoruz. Evet efendim, sizi tanıyalım. Benim ismim Hüseyin Koç. Hüseyin Koç. Evet. Ben kısaca özetledim. Evet. Salim abinin, Körükçü Salim abinin oğlu. Oğlusunuz. Evet. Çok güzel. Allah razı olsun. Oğlusunuz. Yaptığınız işleri kısaca anlatır mısınız bize? Köylü kesiminin, köylü vatandaşının tarım aletlerinin tümünü yapmaktayız. Yani evde ne bıçakla olmak şartıyla. Bıçakla dahil. Bıçakla dahil tüm işlerini, ihtiyaçlarını gidermekteyiz. İşte baltası, girebisi, nacağı, ne bileyim tarım. Eskiden traktör sabanları vardı, kalmadı. İşte öküz sabanları kalmadı. Şimdi pat pat var. Ve diğer aletleri de yapıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi 1985 yılında kuruldu. Evet. Siz sanayi kurulana kadar neredeydiniz? Önceden Niksar Caddesi'ndeydik. Niksar Caddesi'nde. Yani Uzan Atakum'da evet, olduğu yerde. Evet, oradaydık. Evet. Orada 17 sene kaldık. Sonrası sanayi 90, açıldınca. Sanayi açınca 90'lı yıllara buraya geldik. Buraya geldiniz. Evet. 90'lı yıllarda, doğru. Evet. 85'te temeli atılmıştı. Evet. 91-92 veya o civarlarda olması lazım. Buraya geldik. O gün şimdi, bugündür çalışıyoruz. Sizlerden istirhamımız şu olsun. Evet. Bu göstermeye çalıştığımız araçlar insanoğlunun hayatını kolaylaştırmaya yöneliktir. Tabii ki. Bağ bahçe işi, odun işi, her şeyi yapılıyor. Evet. İnsanlarımıza bu yaptığınız ürünlerin ömrünü uzatabilmeleri için nasıl kullanmalarını önerirsiniz diye bir soru sorayım size. Ömrünü uzatabilmesi için kullandığı ilk önce nasıl bir kullanma şeklini göstereyim ben size. Buyurun efendim. Mesela bir aleti aldık. İster istemez bunu ince olması lazım. Mesela aldığı ürünün sistemini söyleyeyim. Kalın olması lazım dalı açmak için. Ağzı ince olması için dalı rahat kesmesi için. Evet. Mesela büyükler der ki çiğse dökülmeden alet kesilsin. Yani değmeden anlamasın. Yani o şekilde kesildiğini anlamasın. Evet. Mesela bu bizim şeyinde mesela bazı bölgelerde bu saplık oturmaz. Hırdavat türlerinin hiçbiri oturmaz. Kazmalarda yapay görsel vardır. Hiçbir zaman şeyini bulmaz. Kalitesini bulmaz. Bizdeki kaliteli olma amacı o. Yani Salim Usta'nın isim yapma amacının birisi o. Yani bir de güvenilir olması. Ağızları birçoklarını kırılır, bükülür. Getiriyor vatandaş. İsmi yazıyor zaten burada. Genelde Salim isimleri Usta. Yaz. Salim Usta diye yazar. Vatandaş değiştiriyor, tamir yapıyor. Ücretsiz olarak geri alıyor. Bu yıllardır halkça bilinir. Kaliteli olduğu için. Kullanırken de ağzını toprağa girdi, taşa girdi. Bilevleyecek. Taş da. Karbosan taş dediğimiz taş var. Onun da ağzını ıslatarak, eğilerek yapacak. Bunu sadece buradan gitti, toprağa vurdun, ya usta çalışmadı. Çalışmaz çünkü toprak öldürüyor. Hangi alet olursa olsun evet. Öldürür. Ama onun devamını getirecek vatandaş. İnceleyecek, ince taşta eğilecek veya kösere, eski usul kösere çok güzel olur. Onu devam ettirecek. Gerisi ondan sonra bize geliyor kalınlaşınca mecburen. Tekrar incetmeye geliyor. Dolayısıyla yani böyle dönüşümlü devam etmekte. Size son olarak bir de insanlarımızın kullandığı araç ve gereçleri şehirden köye götürürken, köyden şeye getirirken onları nasıl götürüp getirmeleri lazım ki kesici ve delici aletler insanlara şiddet içerikli bir görüntü uyarmasın. Bizde şimdi şu. Geçmiş zamanda büyükler sepetleri koyardı. Hatta bildiğimiz kumaş gibi bezden ağzını sarar öyle getirirler. Evet. Yani. Geçmişte böyleydi. Geçmişte böyleydi ama şimdi araçlar olduğu için araçlar kendi araçlarından getiriyor. Ama biz
son bir gider buradan giderken ağzını sarıyoruz, bantlıyoruz. Tamam. Vatandaş aracını koyarken olsun, sağa sola giderken olsun vurmasın, vurduğu zaman da kesmesin amaçlı. Ağzını kaplamayla geçirip o şekilde sararak veriyoruz vatandaşa. Vasfını göstermeden sarıp götürmekte yarar var diyorsun. Tabii şimdi bunu bu şekilde arabaya koyar veya dolmuşa gider, bu şekilde olmaz. Mecburen sarı olması lazım. Yani ağzını bir şey vursa bile hemen kesmemesi lazım. Tamam. Vatandaşın şeyi için, evet. Güvenilir açısından. Size sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Allah razı olsun. Saygıdeğer izleyenler, şimdi bir de bu işin körükçüsünden bahsettik. Şimdi yavaş yavaş körükçü ustamıza doğru gidiyoruz. Evet, saygıdeğer izleyenler, kardeşimiz körüğünü yaktı ve çalışıyor. Önce biz körükçü kardeşimizi bir tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sağ olun. Önce yayın yapan gazetecilerimi Moda TV'ye teşekkür ediyorum. Bizim mesleğimizi millete tanıştırdığı için. Evet, sanat adım, başka bir şeydir. Kesinlikle. ben Mehmet Avcı. Küçük yaştan beri 20 senedir bu işi yapıyorum. Yaşım 33. Millete hizmet için çalışıyoruz. Bağ bahçe işi, tarım işi. Bununla ilgili çalışıyoruz. Şöyle tabii ki daha seri üretim olması için de makinelerimizle beraber bakın, bunun adı Şahmendar makinesidir. Ben size göstereyim şu şekilde. Yaptığınız gibi ot tavlayarak demiri düzeltme işlemiydi. Demiri tavladık, ısıttık. Şimdi bu bir kazma mı olacak bu? Kazma olacak bu. Evet, evet. Saygıdeğer izleyenler, kazmanın yapılış şekli. Demirde kazmaya dönüş şekli. Kaç derece sıcaklık var? Ortalama 1500'ü geçiyor. 1500 dereceyi geçiyor. Bunu daha önce bir denemiştik. Ölçüm derecesi 1500'ü geçiyor. Tabii ne kadar kömürü ne kadar yoğunlaştırırsanız o kadar ısı derecesi yükseliyor. Ham madde temininde sıkıntı yaşıyor musunuz? Zaman zaman yaşıyoruz. Nereden alıyorsunuz ham maddeyi? Şu şekilde eski hurdacılar olsun. Hurdacılardan temin ediyoruz. Temin ediyorsunuz. Tabii ki bazı malzemeleri sıfır alıyoruz. Evet. Bunu parça parça şeklinde alıyoruz. Ama önemli olan millete daha faydalı iş yapmak için temin edebiliyoruz zaten bazı şeyleri. Evet. Evlisiniz? Evliyiz. Çoluk çocuk? Çok şükür. Kaç yıldır bu işin içindesiniz? 20 sene. 20? 20 sene. Gerek asırdır bu işin içindesiniz. Tabii şu anda da en genci benim. Şu an en genci benim. Salim abinin oğluna sorduk. Yaptığınız bu kıymetli el emeği göz nuru ürünleri kullanırken de bir yerden bir yere naklederken de şu konularda hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle doğru. Siz de sanata nasıl bakıyor insanlarımız? Size tamire biraz evvel getirdi bir tanesi. Birkaç tane girevi, balta, keser, destere getirdi. Efendim şöyle söyleyeyim. İnsanlarımız güzel bakıyor, olumlu bakıyor. Saygı gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar. Biz de tabii bunu memnuniyeti yaşarken, onlara hizmet ederken biz de onların vermiş olduğu sevinciyle çalışıyoruz zaten. O sevgiyle yapıyorsunuz. Tabii. Yoksa bu ocağın karşısında şekilde çalışmak kolay kesinlikle değil. Kesinlikle yani 1500 dereceden bahsettim. Yoksa olmazdı. Olamaz. Peki o zaman size icra ettiğiniz mesleğinizde sağ olun, sağlıklı uzun ömürler diler. Saygılar. Hepimize teşekkür ediyorum. Sağ olun yine geldiğiniz için. Tamam.